Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda Visual Studio Code Python kurulup çalıştırma işlemlerini anlatacağım. Nasıl kurulur? Örnek bir Python kodunu nasıl çalıştırırız? Bunu göreceğiz. Google'a gelip Python yazdığınız zaman bakın zaten ilk çıkan Python.org'un sitesi çıkıyor. Buna tıklayalım. Burada arkadaşlar karşımıza 3.12.2 sürümü çıkıyor indirilebilir olaraktan. Bunu indirelim. Tabii ben bu videoyu çektiğim zamanki sürümle sizin bunu izlediğiniz zamanki sürüm değişik olabilir. Fark etmez. Siz de hangisi güncelse onu indirebilirsiniz. Download Python 3.12.2. Buna tıklayacağız. Hemen indirelim bunu. Çok hızlı bir şekilde indirdi. Çalıştıralım. Şimdi arkadaşlar burada bakın iki tane seçenek var. Bunları seçiyoruz. Install now diyoruz. Tıklayalım. Şimdi Python kuruyoruz bilgisayarımıza. Hem Python hem Visual Studio ayrı ayrı kurmamız gerekiyor. Visual Studio kodu tabii ki. Yani önce Python'ı kuracağız. Python'ı kurduktan sonra biraz sonra şimdi Visual Studio kodu kuracağım. İkisini yani iki kurulum yapmanız lazım. Visual Studio kodu sadece kurmanız yeterli değil. Python kurmanız lazım. Eğer kurulu değilse tabii bu Python'ı kurmadıysanız bilgisayarınıza. Mecburen öncelikle bir Python kurmanız lazım. Daha sonra Visual Studio Code kurmanız lazım. Kurulum devam ediyor. Evet, kurulum bitti arkadaşlar. Close diyelim. Şimdi Download Visual Studio Code diye yazalım. Bakın çıkıyor karşımıza. Şimdi burada arkadaşlar işletim sisteminiz hangisi ise sizin onu seçmeniz lazım. Ben Windows 11 kullanıyorum. Windows 11 için kurulum yapacağım. O yüzden buraya tıklıyorum. Evet, bu da aynı şekilde bir kurulum dosyası indirmek istiyor. Ve kurulum dosyası inmeye başladı. Evet, tamam bu da indi. Bunu da çalıştıralım. Bunu da kurulum dosyasını run edelim. Anlaşmayı buradan bakabilirsiniz. Kabul ediyorum. Seçtik. Sonraki. Burada nereye kurmak istediğinizi soruyor. Default bir şekilde bırakıyorum. Devam dedim. İstiyorsanız bir masaüstü simgesi oluşturulsun arkadaşlar. Bunu isteğe göre bunu tıklayabilirsiniz. Kur diyorum. Kurulum başladı. Önce kurulum dosyasını indirdik. Şimdi kuruyoruz. Hızlı bir şekilde bakın ne kadar hızlı tamamlandı. Şimdi burada zaten seçili Visual Studio kod uygulamasını çalıştır diyor. Bitti diyeceğim. Otomatik olarak Visual Studio kod açılacak. Evet, Visual Studio kod açıldı. Benden nasıl bir tema seçmek istediğimi soruyor. Dark diyor, High Contrast, Dark Modern diyor. Bunlardan herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Dark Modern'i seçtim. Tamam. Next diyelim. Burada da şunu Markdown diyoruz. Tamam. Okey arkadaşlar. Visual Studio Code kuruldu ama ancak Python'la henüz ilişkisini daha kurmadık. Şurada bakın. Öncelikle extension. Python için bir extension kurmamız gerekiyor. Extensions diyor. Bakın şu sol altta. Bunu tıklıyorsunuz. Buraya Python yazıyorsunuz. Enter'a basıyorsunuz. Bakın ilk gelen dikkat edin tabii siz de ikinci sırada gelebilir. Şurada bakın Python Microsoft yazacak. Microsoft'un Python extension'ını kurmanız lazım. Bunu. Şunu kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Microsoft'un Python extension'ını install diyoruz. Bu kurulum işlemini yapıyor. Bakın installing diyor. Kuruyor. Henüz bitmedi kurulum işlemi. Bekleyelim. Kurulum devam ediyor. Bu biraz zaman alabilir. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi tamamlandı kurulum. O yüzden bunu bir restart etmeniz gerekiyor. Yani Visual Studio'yu bir restart edin. Kapatıp açın. Kapatıyorum. Tekrar açıyorum Visual Studio kodu. Buradan daha sonra masa üstüne kısa yol koyduysanız oradan da açabilirsiniz. Visual Studio Code diyorum. Şimdi bizim Python dosyalarının nerede saklanacağını seçmemiz lazım. Şuradaki Open Folder'a tıklayacağım. Ama bu nasıl geliyor? Bazı arkadaşlar mesela da bu şekilde gelebilir.
Bu arkadaşlarımız buna tıklamaları lazım. Ya da tıklıysa da tekrar bas, yani kapanmışsa bunu açmaları gerekiyor arkadaşlar. Şurada bakın, buna şöyle bir iki kez basın, şu Open Folder düğmesini görün. Buna bastığınız zaman Python dosyalarını nerede saklamak istediğinizi soruyor size. Ben C dizininde seçmek istiyorum arkadaşlar. Yeni klasör diyorum. Python benim burada olacak. Python burada olacak. Benim seçmek istediğim klasör bu. Siz farklı bir klasör seçebilirsiniz. C'nin altında Python diye bir klasör. Bakın seçtim. Artık bütün yazacağım kodlar burada saklanacak. Do you trust the authors of the files in this folder? Evet, ben yazacağım. Yes, I trust diyorum. Tamam. Ayarlamaları yapıyor. Şimdi ayarlamaları da yaptı. Bir tane dosya oluşturalım. Python dosyası oluşturalım arkadaşlar. Buraya, yani C'nin altındaki Python dizini bu. Buraya new file tıkladığınız zaman yeni Python dosyanızı oluşturabilirsiniz. Test PY isminde bir Python dosyası oluşturalım bakalım. Enter'a basıyorum. Dosyam oluştu. Hatta sağ tarafta açtı arkadaşlar. Buraya hemen bir tane print parantez içinde tek tırnak Hello Python VS Code yazalım. Bakalım çalıştırabileceğiz mi? Ekrana Hello Python VS Code yazacağız. Şimdi run etmek için şuradaki play tuşu var. Bakın buna basacaksınız. Evet, çalıştı ve yazdı. Hello Python VS Code yazdı. Şimdi burada size son olarak önemli bir açıklama yapmak istiyorum. Burada arkadaşlar eğer çalıştıramazsınız, yani şu yazmazsa, yani Python interpreter'ı bulamamış demektir. Bakın benim az önce birlikte yüklediğimiz Python 3 nerede o? 3.12, bakın şurada 3.12 .2 versiyonu az önce kurmuştuk. Bu burada gözüküyor. Eğer burada gözükmüyorsa herhangi bir şey, bu bakın dizin de gözüküyor. Yani hangi folder'da olduğu gözüküyor. Bu gözükmüyorsa burada sizde Python kuruldu değil demektir. Ya da farklı bir Python daha önce kurmuşsunuzdur. Belki onu tanımış olabilir. Bunu değiştirmek için ne yapmanız gerekecek onu söylüyorum. Buraya tıklıyorsunuz. Bakın. Gördünüz mü? Burada gösteriyor az önce kurduğumuz. Benim daha önce Anaconda'da da kurmuştum bu bilgisayara. O yüzden bakın Anaconda 3 kurmuştum. Onun altındaki Python exe de var. Eğer dilersen ben bunu seçip Visual Studio kodu bu Python interpreter'ında da çalışabilirim. Yani Visual Studio kod arka tarafta bir interpreter, Python interpreter kullanıyor Python kodlarını çalıştırmak için, run edebilmek için ve siz istediğinize göre bunu değiştirebilirsiniz. Farklı interpreter'lar seçebilirsiniz. Mesela ben az önce kurduğum, sizlerle birlikte kurduğumuz Python Org sitesinden indirdiğimiz Python exe ile bu kodu çalıştırdım. Ama mesela benim Anaconda 3 daha önceden kurduğum farklı bir Python interpreter var. Onu da çalıştırmak istiyorum diyelim. Bunu seçtim. Bakın 3.11.5'miş o. Onun kuralı birkaç ay olmuştu. 3.11.5 versiyonu o. Şimdi 3.11.5 versiyonunda Python'ı çalıştıracağım arkadaşlar. Bakın bu seçili. Burada bakın şuraya dikkat edin. Bakın ne yazıyor? Anaconda diyor. Daha önceki Anaconda kurulum. Bu videoda olmayan bir şey o. Run ettim. Onda da çalıştı. Fark eden bir şey yok. Zaten print komutu aynı. Hepsinde çalışır. Bu farklı mesela 11'de 13'te olup da 12'de olup da 11'de olmayan bazı yeni metodlar vesaire olsaydı bu çalıştırmayacaktı. Çünkü bir 3.11 versiyonu. Bizim ama az önce sizlerle birlikte kurduğumuz şu. Tekrar buna değiştiriyorum ben interpreter'ı. 3.12'yi seçtim. Bakın buraya 3.12 yazdı. Tekrar run ediyorum. Bu sefer 3.12 çalıştırdı. Hangi interpreter'la çalıştırdığını da burada yazıyor sarıyla bakın. Anaconda 3'ün altındaki az önce Python exe ile çalıştırdım. Şimdi tekrar sizlerle birlikte Python Org sitesinden indirerek kurduğumuz Python exe ile çalıştırdım. En son çalıştırma işlemini yaptım ve şu anda bu şekilde kaldı. Bu şekilde arkadaşlar kurulum basit. Evet arkadaşlar, Visual Studio Code Python'ı kurduk bilgisayarlarımıza. Bilgisayarlarımız hazır Python kodlarını çalıştırmaya. Tam da bu noktada sizlere yeni başlayanlar için sıfırdan ileri seviye Python kursumdan bahsetmek istiyorum. Bu kursun linkini ve aynı zamanda sadece bu kurstan bahsetmekle kalmıyorum arkadaşlar. Sizlere indirimli satın alabileceğiniz indirim kupon kodunu da videonun açıklama kısmına koyuyorum. Yapacağınız şey
Tıklayacaksınız linki. Açıklama kısmında bu kursun linki var. Orada tıklayacaksınız. Bu kursun sayfası açılacak. Burada bakın kupon uygula kısmına gelip orada yazan kupon kodunu buraya yazacaksınız arkadaşlar. Kupon kodunu yazıp uygula dediğiniz zaman indirim uygulanacak size. Normal Udemy'nin normal klasik satış fiyatından çok daha ucuza satın almış olacaksınız. Şimdi Python, neden Python öğrenmelisiniz? Neden Python geleceğin dili? Şu anda dünyada en çok kullanılan programlama dili Python arkadaşlar. Bakın dünya diyorum. Python elektrik elektronik mühendisliğinden tutun da bakın tıp alanına, biyoloji alanına, yazılım tabii ki, yazılım mühendisleri tabii ki kullanıyor. Bilgisayar mühendisleri tabii ki kullanıyor ama bakın elektrik mühendislerinden, elektronik mühendislerinden FPGA ile kart tasarımı yapanlar bile Python kullanarak modellerini, test algoritmalarını geliştiriyorlar arkadaşlar. Sadece mühendislik ve sayısal bölümler değil, işletme, iktisat gibi sözel bölümlerde de kullanılıyor Python. Tıp gibi, biyoloji gibi alanlarda da kullanıyor. Artık yapay zeka hayatın her alanına girdi. Yapay zekadan dolayı Python'da girdi. Bütün yapay zeka ile ilgili bütün modüller, bütün algoritmaların hepsi Python'da geliştiriliyor. Şu anda dünyanın en popüler ve en güncel dili Python. Yani yeni geliştirilen yapay zeka modelleri, derin öğrenme ve makine öğrenme modellerinin hepsi Python'da geliştiriliyor ilk olarak. Daha sonra diğer dillerde de geliştiriliyor tabii ki ama ilk olarak Python'da geliştiriliyor ve Python'daki kadar geniş bir kütüphaneye sahip değil hiçbir dil yapay zeka alanında. Sadece yapay zeka değil, test scriptlerini de yazmak veya diğer konularda arkadaşlar backend vesaire konularda da Python kullanılıyor. O yüzden Python'a güzel bir sağlam bir giriş yapmak istiyorsanız benim kursum sizler için çok güzel bir başlangıç olacak arkadaşlar. Hazır Visual Studio Code kurmuşken sizlere indirimli bu kursu alma fırsatı sunuyorum. Dediğim gibi bu videonun açıklama kısmında kursumun linki, aynı zamanda indirim kupon kodu olacak. Buradaki kupon uygula tuşuna basacaksınız. Daha sonra kupon girin yazan yere kupon kodunu girip uygula diyeceksiniz arkadaşlar. Uygula şu yazı çıkmıyorsa buraya basmanız gerekiyor. Daha sonra bu kutu çıkacak. Buraya kodu girip uygula dediğiniz zaman fiyat düşecektir. Hepinize keyifli öğrenmeler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.